TV Malatya ekranlarından iyi akşamlar. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle sizlerle birlikteyiz. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Altun ve heyetiyle birlikte bakanlıkta buluştu. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Altun ve heyetiyle bakanlıkta buluştu. Ortak Gümrük Komitesi mütabakat zaptının imzalanmasının iki ülke için de faydalı olacağını işaret eden Tüfekçi, bu mütabakat zaptının hayata geçmesi noktasındaki iradelerimiz inşallah bugün ortaya çıkar. Yine tüketicinin korunmasına yönelik işbirliği protokolü ile esnaf ve sanatkarlara yönelik işbirliği protokolünün de hayata geçmesi bizlerin arzusu. Bunu da inşallah kısa zamanda hayata geçireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın dedi. Özellikle karşılıklı ziyaretlerimizle oluşan ve eskiden beri iyi ve dostane bir şekilde yürütülen ilişkilerin ete kemiğe bürünerek yol alması bizleri gerçekten sevindirdi. Özellikle Ortak Gümrük Komitesi mutabakat zaptının imzalanması ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilgili uzman gruplarının oluşturularak bir an evvel faaliyete geçmesi, bu mutabakat zaptının hayata geçmesi noktasındaki iradelerimiz inşallah bugün ortaya çıkar. Yine tüketicinin korunmasına yönelik işbirliği protokolü ve esnaf ve sanatkarlara yönelik işbirliği protokollarının da hayata geçmesi bizlerin arzusu. Bunu da inşallah kısa zamanda hayata geçireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Karşılıklı iki irade de mevcut. Bakan Tüfekçi, dünyanın ve ülkemizin içerisinden geçtiği ekonomik konjonktür içerisinde daha çok üretmek, çalışmak ve ürettiğini pazarlayabilmek gerektiğinin altını çizerek, ürettiğimizi yeni pazarlara ulaşarak satmak için Türkiye üzerinden dünyaya açılacak bir stratejiyi geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum diye konuştu. Gerek dünyanın içerisinde geçmiş olduğu ekonomik konjonktür, gerekse ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin içerisinde geçmiş olduğu ekonomik konjonktürde bizlerin daha çok üretmesi, daha çok çalışması ve daha çok ürettiğini satması üzerine çalışmamız lazım ve gerek istihdamı artırıcı çalışmalar, gerek üretimi artırıcı çalışmalar, gerekse ürettiğimizi satma noktasında yeni pazarlara ulaşma noktasındaki çalışmalar Türkiye üzerinden dünyaya açılma noktasında da bir stratejiyle bizim esasında geliştirmemiz gerekir diye düşünüyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Altun, bakanlıklar arasında son yıllarda çok yakın ve önemli işbirliği süreçleri yaşadıklarını belirterek, gümrükler arasındaki işbirliği anlaşması, tüketici hakları arasındaki işbirliği ve tecrübe paylaşımı, esnaf ve sanatkarımızın Türkiye'de bulunan imkanlardan faydalanması ve Türkiye'deki uygulamaların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne taşınması konusunda bize çok ciddi katkılarınız olmuştur, dedi. İşbirliği süreçleri yaşadık. Özellikle geçtiğimiz yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ortak komite toplantılarında dile getirildiği üzere gerek gümrükler arasındaki işbirliği anlaşması, gerek tüketici hakları arasındaki işbirliği paylaşımı ve tecrübe paylaşım programlarımız ve bunun beraberinde de esnaf ve zanaatkarın Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan imkanlardan faydalanması, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bu uygulamaların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de taşınması noktasında bize çok büyük katkılarınız olmuştur. Ben hem misafirperverliğiniz hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik olarak her zaman ortaya koymuş olduğunuz bu güçlü sahiplenme siyasetinden dolayı size en içten teşekkürlerimi de ifade etmek istiyorum. Kızılay'ın Kan Ver, Can Ver kampanyası Malatya'da büyük ilgi gördü. Yüzlerce Malatyalı'nın destek verdiği kampanya, Vali Toprak ve belediye başkanlarını da bir araya getirdi. Tamam.
Türkiye'de kan stoğunun azaldığı sinyali verildikten hemen sonra Kızılay kan bağışı yapılması için kampanyalar başlattı. Kampanyaya Kızılay Malatya Şubesi'nden de destek geldi. Ve bugün yüzlerce Malatyalı sanat merkezinde buluşarak Kızılay'a kan verdi. Şube Başkanı Umut Yalçın'ın ev sahipliği yaptığı kampanyaya Vali Mustafa Toprak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve belediye personeli, Yeşilurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve belediye personeli, Emniyet Müdürü Ömer Urhal ve emniyet personeli, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ve parti ilçe teşkilatı, sivil toplum kuruluşları temsilcileri de kan vererek destek oldu. Sabah saat 09'da başlayan kan verme işlemi 18'de sona erdi. Daha önce bir beyin rahatsızlığı geçirdiğini ve bu yüzden kan veremediğini belirten Vali Toprak, kampanyaya destek olmak için tüm kurum ve kuruluşları buraya getirdik. Malatya'da bugün kan bağışı rekoru kırılacak dedi. Ellerin de kış olması nedeniyle, imtira etmesi nedeniyle stoklarda bir sıkıntı oluşabiliyor. Bu anlamda o çağrıya da Büyükşehir Belediye'mizin rehberliğinde, önderliğinde biz de intikal ettik. Bugün Kızılay'ımızın çağrısına uyarak kan ver, can ver, hayat ver felsefesi bağlamında burada hem farkındalık oluşturabilmek hem vatandaşlarımızı daha fazla ilgi uyandırabilmek adına biz de ilimizin tüm bürokrasisiyle birlikte bugün buraya geldik. Durumu uygun olanlar mutlaka kan verebiliyor. Ben de verecektim ama daha önce geçirdiğim bir emboliden dolayı şu anda uygun olmadığını söylediler. Bir başka zaman uygun olduğunda vereceğim. Ama burada arkadaşlarımızla birlikte bu projeye sahip çıkabilmek, destek verebilmek adına. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise Büyükşehir Belediyesi tam kadro olarak burada bulunuyoruz. Kızılay'ın kan bağışını artırmak için elimizden geleni yapacağız dedi. Evet, Kızılay Genel Başkanımızın bir çağrısı vardı kan bağışı ile ilgili. Biz de buna duyarlı olarak şube müdürümüzle birlikte Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak bir kampanya başlattık. Buna da sağ olsun Sayın Valimiz olsun, emniyetimiz olsun, Jandarma Komutanımız olsun, sendikalarımız olsun. Ciddi destek sağladılar. Bütün adeta Malatya'nın böyle protokolde dahil olmak üzere herkesin sahiplendiği bir kan bağışına dönüştü. Ciddi bir kalabalık var. Sağ olsun Kızılay'ımız da burada çok hızlı tedbirler alarak şu an 28 kişiden aynı anda kan alabilme altyapısını oluşturdular. İnşallah akşama kadar rekor kıracağız kan bağışında. Hedefimiz rekor kırmak. Tabii insanlarımız bu süreçte gerçekten duyarlı. Hem Suriye'de olan mücadelemiz, ordumuzun orada olması, yine teröre karşı ciddi bir mücadele var, terör eylemleri var. İnsanlarımızın ne kadar hassas olduğunu burada gösterdi. Yüzlerce kişi sırada bekliyor kan vermek için. Gerçekten bizim beklediğimizin üzerinde bir ilgi ve alaka oluştu. Kısa bir süre içerisinde bunu ilan etmemize rağmen ben bütün hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. Son olarak kan bağışı kampanyası ile ilgili bilgiler veren Kızılay Şube Başkanı Umut Yalçın, Malatya'da 501 ünite olan kan bağışı rekorunun bu kampanya ile kırıldığını belirterek toplam 505 ünite kan bağışı aldıklarını söyledi. Hem kök hücre bağışını hem de kan bağışı alma noktasında Kızılay ekiplerimiz tam güç olarak çalışıyorlar. Elazığ, Adıyaman ve Malatya ekiplerimiz şu an Malatya'da. Bu konuda Malatya Büyükşehir Belediye'mizin değerli katkılarıyla güzel bir çalışma, güzel bir organizasyon eşliğinde güzel bir çalışma devam ediyor. İnşallah Malatya'da daha önce verilmiş olan, bir gün içinde verilmiş olan kan bağışı konuda bu sayede kıracağız. Ben öncelikli olarak Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın duyarlılığı ve bu konuda kamuoyuna yaptığı çağrılarla yapmış olduğu bu çalışmalarla kendisini kutluyorum. Yalçın 223 kök hücre bağışı da bu kampanya sayesinde yapıldı. 28 Kızılay görevlisi burada hazır bulundu. Katılan herkese bu bağış alanını organize eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan'a çok teşekkür ediyorum dedi. Yoğunluk nedeniyle planlanan saatin 2 saat daha uzatıldığı kampanyada kan veren bağışçılara Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye edildi. Bu bizler için önemli çünkü biliyorsunuz son dönemlerde kan bağışı anlamında tüm stokların eridiği bir dönemdi ama sağ olsunlar bu gösterdiği duyarlılık ve Sayın Ercan Turan'ın genel sekreterimizin de çok güzel bir şekilde organize etmesi sayesinde Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin bir kan ver can ver kampanyası son sürat devam ediyor. Tüm vatandaşlarımızı da bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler.
Yıllardır siyasetçilerin gündeminde olan ve vekillerin tartışma sebebine dönüşen anayasa değişikliği Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye devam ediyor. Kavgalara neden olan bu değişiklikten vatandaş ne kadar haberdar? Sizler için sorduk. Yeni anayasa değişikliği maddeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmeye başlandı. Oylama usulüyle yapılan yeni anayasanın bugüne kadar 8 maddesi meclisten geçti. Yıllardır siyasetçilerin gündeminde yer alan ve ülkeyi ikiye bölen anayasa değişikliğinin oylanması gereken 10 maddesi kaldı. Gece mesaisinde olan Meclis Genel Kurulu'nda ise tansiyon hiç düşmüyor. Peki milletin vekilleri kavga halindeyken millet bu değişiklikten haberdar mı? Ya da yapılan değişikliği onaylıyor mu? Biz sizler için Malatya sokaklarında bu sorunun cevabını aradık. Ancak sokağında meclisten geri kalır yanı yoktu. Malatyalılar mecliste yaşanan tartışmaları eleştirirken kendileri de kavganın içinde yer aldı. Vekillerin meclise yakışmayan hareketler sergilediğini vurgulayan vatandaş, birlik beraberlik içinde olmamız gerekiyor. Zaten düşmanımız çok. Bizimkiler neden birbirine giriyor diye sitem etti. Şimdi bu memleket için kim ne yapacaksa memleket için yapsın. Ondan sonra kalkıp da kavga, dövüşte bir işe bir yere varılmaz. Peki, anayasa görüşmelerinin anayasa edildiğini ve başkanlık sisteminin geldiğini biliyorsunuz. Dün yani bilmiyorum, o kadar fazlasını bilmiyorum da belki bu memleketin daha iyi olur. Eğer önerisi olan insanlar varsa onlarsa önerisini getirsinler meydana. Ki herkesi insanları ona göre ikna etsinler. Öyle kavga, dövüşte bu iş olacak bir iş değil. Adamlar neler yapıyor? Uçağında dur, her şeyini yapıyor. Allah razı olsun Tayyip Erdoğan'da. İstemiyorlar. Peki anayasa görüşmelerinin kabul edildiğini biliyor musunuz? Kabul ediliyor, bırakmıyor CHP. Sözde milletin iradesini koruyormuş. Ne iradesini? Milletin kürsüsü nasıl yıktılar gördünüz mü? FETÖ yıkmadı, CHP yıktı. Bir Türk vatandaşı olarak, bu toplumun bir insanı olarak seçtiğimiz hangi parti olursa olsun benim için fark etmiyor. Seçtiğimiz, bizi temsil edeceğini zannettiğimiz kabadayıların orada bulunması, ben hepsinin adına utanç duydum, toplumda utanç duyuyor onlardan. Parti değil. Biz oraya bilinçli, bilgili, birbiriyle konuşmasını bilen, anlaşabilen bir insan gönderdik sanıyorduk. Pavyon kabadayıları gibi onlar. Hepsi de kendilerine baksın, utansınlar. Mecliste olan biteni tabii ki hepimiz de seyrediyoruz televizyonda. Yani olmayan şeyler çıkıyor tabii ki, üzülüyoruz. İnşallah düzelir yani. Başkanlık sistemi hepimiz de istiyoruz yani, devletimiz tabii ki. Zaten söz Tayyip'indir, zaten başkanlık fark etmiyor zaten. Güne de Tayyip başa gelecek yani. Yani olsa da başkanı olmasa da güne Tayyip'in sözü geçiyor zaten. Yani mecliste bu şuna dövüşüyorlar yani. Yaptıkları hiç doğru değil. Çünkü zaten ülke kaosun içinde. Yani önce ülkeyi korumak lazım, güçleştirmek lazım. Yani Fethullah terör örgütünden kurtaran mı diye yani PYD'si var, PKK'sı var. Yani ülke önce bundan arındırılması lazım. Tabii önce anayasanın düzgün bir kuralları, kanunları çıkarabilmeleri için burada birlik beraberlik olması lazım. Zaten seçtiğimiz milletvekilleri orada yani dövüş kavga hiç saçma bir şey. Zaten orada birlik olmak lazım. Yani parti ayrıt edilmemesi lazım bence. Mesela hani CHP'siymiş, MHP'siymiş. Yani bunlar sonraki olacak işler de yani önce bir ülkeyi kurtarmak için birlik beraberlik olması lazım da sağ olsun CHP hiçbir destek vermiyor. Yani burada gittiği zaman sürekli bir muhalefet, sürekli bir muhalefet. Yani senin şu an muhalefet yapma zamanın değil. Önce bir ülkeyi pisliklerden bir kurtarmak için tabii anayasayı kurmak lazım. Anayasaya da destek vermeleri lazım ama hiç destek verdikleri yok yani. Bu anayasa yetmiyor, bu cumhuriyet yetmiyor mi? Hala yetmişse, yetmedi daha fazla mı olacak yani? Ortamı durdursun, ortamı durdursun. Bu ortamı savaşı, bu gelen şehitleri durdursun, buna bir çare bulsun, buna bir iş bulsun. Tamam, buna iş bulsun da, şimdi bazımız sorduğu şu, bu memleket niye huzursuzluğa getirildi şu anda? Bu Tayyip'in meselesi değil. Sen burada rahat namaz kılıyorsan, Yahudiler, Ermeniler, Hristiyanlar bugün hasır seferi başlatmış. Bazım bunu söylüyor. Niye? Niye öyle söylüyorsun? Tamam, şehit olacak. Çanakkale Savaşı'nda milletimizin yarısı gitti. Ölmeseydi sen bugün bu hale gelebilir miydin? Ölecek. O
dursun. Anakkale Savaşı işte. Başka, bu başka. Ne demek bu başka? Abi, o benim Anakkale Savaşı başka? Dünya Savaşı'ydı. Dünya, bu da Dünya Savaşı işte. Bütün dünya sana... Nerede dünya? Dünya bize baş mı kaldırdı? Baş kaldırmış abi. Kendi eline, eğer sen herkese dünya sana baş kaldırmış. Her tarafı kendi elinle düşman ettin sana. Niye? Niye düşman ettin? Allah'ın düşmanı sana dost olur mu? Amerika bugün hem PKK'yı destekliyor lan sana dostum diyor. Bugün Amerika sıkışmış kaçacak yer arıyor. Hristiyan bize savaş açmış. Bu Tayyip'in davası değil ki. Tayyip de ölecek bizim gibi. Tayyip de bizim gibi ölecek. Hani Tayyip'in davası değil ki. İçindeki olup biteni sana söylüyorlar mı? Ne olduğunu biliyor musun? Bilmedi diyorsun değişsin. Değiştik maddeleri o zaman açıklıyor mu sana maddeyi? Açıklamıyor. Hayır. Aynanın ön yüzünden görüyorsun. Aynanın arka yüzüne bakın. Bu kadar vatandaş, bu milleti kurtaran vatandaştır. Tamam. Şeyden mahkemede yargılansın. Başkanlık sistemi olsun. Ama yanlış. Ama yani olsun devam etsin. Halkta oy versin. Ama yanlış yaparsa da yargılansın. Meyve veren ağaç taşlanır misali var. Bizim düşmanımız niye çok? Önce bunu tartışalım. Düşmanımız niye çoğaldı birden? Demek ki doğru yoldayız. Düşmanın çoğaldıysa emin ol ki doğru yoldasın. Şu an biz hepsinin musluğunu kestik. Alayının musluğunu kestik. Hortumcuların, fitnecilerin, fesatçıların hepsinin önüne geçmeye çalışıyoruz. Orta Doğu'da bir barış süreci oluşturmaya çalışıyoruz. Borcu ödenmeyen ve otoparkta çürümeye terk edilen BMW i8 model lüks araç aylar sonra eski sahibi tarafından satın alındı. Bir itiraz olayı oldu. İcralık otomobillerin park edildiği Malatya Battalgazi'deki 68 no'lu 7M'in otoparkı borcu ödenmeyen araçlarla dolu. %80'i hacizli araçlarla dolan otoparkta yer alan lüks araçlar hem modelleriyle hem de fiyatıyla dudak uçuklatıyor. Onlardan bir tanesi var ki otoparkta göz kamaştırıyor. Türkiye'de sınırlı sayıda bulunan, Malatya'da ise tek olan BMW i8'in piyasa değeri 500 bin lira. Borcu ödenmediği için 7M'in otoparkında bekleyen bu araç kısa bir süre önce eski sahibi tarafından yeniden satın alındı. Aracın sahibinin tanınmış bir isim olduğu belirtildi. Battalgazi'deki 68 no'lu 7M'in otoparkının sahibi Aziz Yiğit, aracın satılmasına çok sevindim. Bu kadar değerli bir aracın otoparkımızda olması elbette ki sorumluluğumuzu artırıyordu. Neyse ki satıldı. Eski sahibi tarafından alınmış araç. Sahibi İstanbul'da tanınmış bir isimmiş dedi. Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu şehir mezarlığındaki Garnizon Şehitliği'ni ziyaret ederek mezarlıklara karanfil bıraktı. Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu Malatya Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitlerin mezarlarına beyaz ve kırmızı karanfil bıraktı. Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu Başkanı İhsan Akın, şimdiye kadar ülkemizde elimizde vatan toprağı bölünmesin diye görevli olduğu alanında şehit olan tüm kolu kuvvetleri görevli olanlara, vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet dilemek, dua etmek, karanfil bırakarak anmak, anlamak ve anlatmak için bu ziyareti gerçekleştirdik dedi. Bugün mübarek ve hayırlı bir günde bir araya gelmemizin, şehitlerimizi ziyaretimizin nedeni, şimdiye kadar ülkemizde, ilimizde vatan toprağının bölünmesin diye görevli olduğu alanda şehit olan tüm kolluk kuvvetleri görevli olanlara, vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Dua etmek için buradayız, karanfil bırakmak için buradayız, anmak, anlamak ve anlatmak için buradayız. 15 Temmuz sürecini değerlendiren Akın, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yürüttükleri bu zorlu mücadeleden dolayı teşekkür ediyoruz. Yapılan mücadeleyi canı gönülden destekliyoruz. Dün olduğu gibi bugün de Haçlı zihniyeti, Siyonist, bölme parçalama oyunlarını bozmak için, birlik ve beraberliğimiz için, devletimizin tüm terör örgütleriyle yaptığı, yapacağı tüm mücadelelerin sonuna kadar arkasında ve yanındayız dedi. Tabii 15 Temmuz hain FETÖ terör örgütü darbe girişimi ve sonrası tüm terör örgütleri ile mücadele eden başta vatansever halkımıza, kolluk kuvvetlerimize, İçişleri Bakanlığımıza, hükümetimize ve ilk defa halk tarafından seçilen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yürüttükleri bu zorlu mücadeleden dolayı teşekkür ediyoruz. Yapılan mücadeleyi canı gönülden destekliyoruz. Dün olduğu gibi bugün de Haçlı Siyonist
zihniyeti bölme parçalama oyunlarını bozmak için, birlik ve beraberliğimiz için devletimizin tüm terör örgütleriyle yaptığı, yapacağı tüm mücadelelerin sonuna kadar arkasında ve yanında olduğumuzu bildirmek için buradayız. Bizler sivil toplum örgütleri olarak, yetiştirici olarak, çiftçi olarak bu hainliklere asla fırsat vermeyeceğiz. Tamam arkadaşlar, devam edelim. Şöyle bırakarak geçelim. Genç MÜSİAD yeni bir proje ile 25 yaşın altındaki gençleri iş hayatına hazırlamayı hedefliyor. Genç MÜSİAD'ın 25 yaş altı lisans veya ön lisans programında okuyan gençleri iş hayatına atılmadan önce gereken donanımları sağlamayı hedeflediği Young Business Academy Malatya projesi Şubat ayında hayata geçiyor. Genç MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Barış Yılmaz yaptığı açıklamada lisans ve ön lisans öğrencisi kardeşlerimizi iş hayatına hazırlamak amacıyla genel merkezimizin hayata geçirdiği Young Business Academy yani Genç İş Adamı Yetiştirme Akademisi projesini Malatya'da başlatıyoruz diyerek projeyi 18-25 yaş arası üniversite öğrencilerinin başvuru yapabileceğini ve eğitimin 25 Şubat'ta başlayacağını belirtti. Gençleri hedef alan eğitimde dünyada gelecek yeni nesil girişimcilik, yeni nesil satış ve pazarlama, teknolojinin geleceği, uluslararası ticaret, yeni girişimcilere devlet destekleri, KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimi konu başlıkları alacak. Genç MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Barış Yılmaz 7 hafta boyunca cumartesi ve pazar günleri yapılacak olan eğitimlerde Türkiye ve dünya çapında tanınmış alanında uzman, CEO, girişimci ve yöneticilerin gençlerle buluşacağını, başvuruların 16 Ocak pazartesi günü sona ereceğini söyledi. Battalgazi ilçesinden arı kovanı çalan hırsız arı kovanlarıyla beraber Diyarbakır'da yakalandı. Şaşırtan hırsızlık olay Battalgazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şahıs daha önce gözüne kestirdiği 2 adet arı kovanını çalarak kayıplara karıştı. Arı kovanın sahipleri tarafından hırsızlığın emniyete intikal etmesi neticesinde geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma neticesinde hırsız arı kovanlarıyla birlikte Diyarbakır'da yakalandı. Hırsızlık olayıyla ilgili Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada 7 Ocak 2017 günü ilimiz merkez Battalgazi ilçesinde 2 müşteki ait arı kovanlarının çalınması neticesi meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili olarak yapılan çok yönlü çalışmalar sonucunda arı kovanlarının çalınarak Diyarbakır iline götürüldüğü tespit edilmiştir. Yapılan çalışmaların devamında olayın şüphelisi bir kişi Diyarbakır ilinde çalınan arı kovanlarıyla beraber Diyarbakır ilindeki görevlerimizce yakalanmıştır. Çalınan 90 bin lira değerindeki arı kovanları müştekilerine teslim edilmiştir. Olayla ilgili soruşturma Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca devam etmektedir denildi. TV Malatya Haber Merkezi tarafından hazırlanan bir ana haber bülteni daha sonuna geldik. Mutlu hafta sonları.